Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Ben Haluk. Bayağı bir zaman oldu. Klasik ben zaten. Hiç konuyu uzatmadan lafa girelim. Şimdi arkadaşlar biz en son lonca açmıştık. Son iki video öncesi olması lazım. 105 bin deneyimi kaldı. En son bilerek bunu bıraktım. Bir iki gün sonra 21 level olacak. Bizim bu elimizdeki bizim Mami'nin zehir kılıcına şey atacağız. Element atacağız ama tabii element attıktan sonra şöyle bir durum var. Hani ben bunu silemeyeceğim. Çünkü levelim yetmiyor. 24 level olması lazımmış Lonca'nın. Artık ne gelirse güvenilir falan birini bulursak belki silme milme attırıp tekrardan yaparız. Gördüğünüz gibi 20 karakter var. Yani benim zaten toplamda 25 tane. Yani 5 aydı. 25 karakterim var. 20'sinden hepsinden yapıyorum. Onun haricinde bir 3 aylık falan süreç oldu galiba. Bayağı bir şey biriktirdim. Şöyle söyleyeyim. Yani şu zaten bu arada Nijay'da custom onu da gösteririm birazdan. Şu ikisi ve şuradaki fastpack. Bunların hepsinde 150'şer tane. Şunda 150'şer tane normal core birikti. Tıklık core'u. Bunda zaten bunu kastığım için vesaire bunu da biriktirmedim. Buna gelen de ejderha taşı geliştir vesaire olduğu için bunu da açıyordum. Bunda da bayağı altyapı var. Hani şöyle göstereyim zaten şunu da şöyle. Bir yandan da şunu basmaya gidelim. Taş alıp. Taş alıp şunu basmaya gidelim. Bakın altyapı bayağı hepsinde neredeyse böyle en kötüsünde hani altyapı şuralarda falan yani öyle söyleyeyim. Yani 150, 150, 150, 450 core. Bunda da 30 tane var. Hadi bunda da diyelim ki bir 30 tane hani açtım ama 30 tane birikmiş diyelim. Toplamda 150, 150, 450, 480 30 onu saydık, 30 da bunu saydık. 510 hani belki 600, 600, 670 tane falan core sayılır. Çünkü ana çarlarda ben tıklık farmındaki şeyleri açıyorum. Sadece yan çarlarındakini biriktiriyorum. Hemen şundan bir taşı alalım. Konuyu da uzatmadan şunu da şey yapalım. Bir bakalım bu işin sonunda ne kadar şey çıkacak. En şanslı çarımız neyse Antika'dan sonra üste yine gideceğiz. Umarım pişman etmez. Şöyle bir birlikte bakalım ne kadar bir getiri sağlayacak. Şimdi lonca demircisine geldik. Ben bu arada lonca demircisi açmıştım birinci köyde. Yani çok bir getirisi yok çünkü seviye az. Bizim bayrak daha da az. Ondan dolayı iyice bayağı bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunun hepsini hatta dur gösterebilirsem size de göstereyim merakınızı gidermek açısından. Bunu zaten gördünüz. Bunun altyapısını hepsini bir tek tek göstereyim size. Şöyle hızlıca. Şu şöyle bu Ametist geldikten sonra bu şeylerde kasma olmaya başladı. Ben onu anlamadım. Belki fark etmişsinizdir. Şeyler geç yükleniyor. Bakın şöyle şöyle şöyle. Ametist hiç yok. Yani hiçbirinde ametist yok onu söyleyeyim. Bak hepsinde altyapı harbi fazlasıyla varmış. Hiç antikamız falan da yok. Zaten ben antik olduğumda ya pazar çarında ya bunda tutarım. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi diğer çarları tek tek göstereyim. En azından merakınız giderilsin. Şimdi arkadaşlar geldik buna. Hemen şöyle hızlı hızlı göstereyim size. Bak altta da zaten korları görüyorsunuz. Hiç ametist yok. Bakın yani baya baya var. Böyle söyleyeyim size. Şeylerinden bazılarından yok. Hemen diğerine geçeyim. Şimdi geldik Fastpack'e. Fastpack'te de 148 tane var. Diğerinde 150 tane vardı Bufflepack'te. Bakın şöyle 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 şöyle. Bakın baya baya varmış. Benim tahmin ettiğimden de fazlaymış. Ben çok dikkatli bakmadım. Bakalım bu işin sonunda ne kadar bir karımız olacak. Antika falan kesinlikle yok onu söyleyeyim. Hani şey demeyin sonra. Hemen diğer çara da geçeyim. Geldik buna. Bunda da 153 tane normal core birikmiş. Şöyle göstereyim zaten renginden anlaşılıyordur. Şöyle şöyle şöyle. Bunları bastığım için genelde pek birikmemiş. Ama üstlerde bayağı birikmiş var. Bak görüyorsunuz. Bayağı var yani. En son da Ninja'yı göstereyim. Ondan sonra ben bunların hepsini basayım. En şanslı çar hangisi ise biraz şanslı herhalde Bufflepack'ti. Onunla basalım. Hemen diğerine geçiyorum. Hiç kapatmadan. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Niye olmadı? Hemen şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Ha, Ninja da geldi. Ninja da zaten genel olarak bunlara falan işte kasarken burada çarda 100 yaptık. En son 75 level halini atmıştım. Videosunu bir işte bunu taktık. Bunu taktık. Ekstra bir şey yok. Bu da benim arkadaşın şeydi. Beş efsun yaptım falan filan. Ekstra bunda şu anlık bir şey yok zaten. Hani gelişme anlamında. Klasik şeyler. Bunları da hepsini açtığım için. Hani bunları da az önce bunları bir güne tamamladım ki. Yani yarın öbürsün bir şey olduğunda lazım olursa
sıkıntı yaşamayalım diye. Bunda da bayağı bir altyapı var yani. Şöyle göstereyim size. Şöyle 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 şöyle. Buralarda da yok dediğim gibi. Antika satılacak şu an hiçbir pazar çarı dahil hiçbir şey yok. Sadece basmalık var. Antika yatmalık var hepsi. Bakalım toplamda bu kadar şeyden ne kadar kar elde edeceğiz. Yani bunu normalde 600 650 normal kor deseniz 650 normal koru 900 kor sayabilirsiniz. Çünkü 1,5 gibi bir oran ediyor. Dediğim gibi 900 kor falan ediyor. Yani buradan en kötü 90-10 gibi bir şey gelmesi lazım. Tabii piyasasında bilmiyorum ama piyasasını önce hepsini antika yaptıktan sonra hasılatı gösteririm. Eğer piyasa yükseldiyse antikalar böyle 3,5 bona falan çıktıysa satarız. Çıkmadıysa üste gideriz. Şansımızı deneriz. Çünkü ben simya basmayı sevdim. Gerçekten bu 2011-10 neslinde oynayan biri olarak yeni güncellemeden tek şeyimse tek sevdiğim şey simya oldu. Bakalım artık sonucuna ne olacak. Arkadaşlar tüm korları şimdi bastık. Toplamda 9 tane elmas, 8 tane antika yakut, 9 tane yeşil, 6 tane safir, 9 tane grena, 11 tane de onyx geldi. Ben biraz şeyi fazla hesaplamışım galiba. Hani normal koru sanki 1,5 oranda çıkıyormuş gibi hesapladım. Hani dedim ya 500-600 tane olsa 900 tane yapar 1,5'tan yarısı kadar eklediğinizde. Ama 1,2 gibi bir oran yani 500-600 tane olsa 700 yani 700-750 kora belki tekabül eder. Bunların piyasa değerini bizim seviyede şu an hesapladım. Toplamda en düşükten yani olabilecek en düşük seviyeden hesapladığımda 58 won 20M gibi bir para yaptı. Yani 60 won diyebiliriz. Yani normalde 70 wondan hesaplasak ben çünkü hani diyelim 500 kor açtınız ya 500 işlememiş kor 50 won getirmesini yani bir sıfır siliyorum. Benim için normal odur. Yani 400 kor açtınız işlememiş kor 40 won getirmesi lazım gibi gibi yani öyle düşünün. Ben kendime öyle bir parametre belirledim diyeyim. Yani benim için kötü bu. Hani benim 700 kordan hesaplarsak yani 70 won falan gelmesi lazım ve 10 wonluk bir eksik çıktı. Şimdi ben bunları üste atacağım. Birlikte atacağız. Buradaki amaç biraz kötü geçti bu arada. Onu söyleyeyim size. Yani 700-750 kordan hani 75 won değil de 90 wona yakın da çıkabilirdi. Biraz çok yaktı gibi saçma. En şanslı çarda şu an bu olduğu için biraz şanslı. Yan çarları denemedim. Daha da pek şanslı falan diyor ya. Onu da denemek istemedim. Çünkü ne bileyim bu Metin2'deki şans sistemini ben bir türlü anlayamadım. Şimdi birlikte şöyle basalım. Ben genelde şöyle yapıyorum. İki tane atıyorum. Yandı. Geçti. Geçti. Geldim Grena'ya. Yandı. Yandı. Hop bir antika. Maalesef o da yandı. Geçti. Tekrar geldim Grena'ya. Bir yandı. İki geçti. Üç yandı. Dört yandı. Geldim yakta. Bak hepsini yakıyor. Yani özellikle sanki böyle bilerek hani bilerek ve isteyerek yakıyormuş gibi bir şey ya. 10x'e geldim. Geçti. 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 Yandı. Yandı. Bak daha yakut geçiremedik. Hele şükür geçti. Geldik tekrar. Geçti. Yeşime geldik. Attım. Geçti. Attım. Yandı. Attım. Yandı. Hadi Bismillah. Geçti. Biraz toparladı gibi oldu ama buradan 58-60 ondan fazla almamız lazım. Geçti. Geçti. Geldim elmasa. Yandı. Yandı. Hadi Bismillah. Geçti. İyi bir sanki sonda toplamış gibi oldu. Zaten sayılarını biliyorduk. Yandı. Yine yandı. Bak görüyorsunuz. Bak. Ya bu bildiğin şey ya. Sabote etmek gibi bir şey ya bu. Hani bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani 11 tane grenamız var. Şey 10x'imiz vardı. 4 tane geçti bak. %30'luk bir oran gibi bir şey. %30 mu 34 mü ne? 8 ya da 9 tane grenamız vardı. 2 tane geçti bak. 8 tane falan yok. 8 değil. 6 tane safirimiz vardı. 2 tane geçti. Bu da 9 taneydi galiba. 9 taneden 3 de geçti. 3 geçti. %33'lük bir oran. Bak bundan da 8 tane mi ne vardı? 3 tane geçti. Bundan da 9 tane vardı. 2 tane geçti. Hani görüyorsunuz artık. Yani ne diyeyim ben?
Şöyle geldik, attık, geçti. Yandı. Bak yandı. Geçti. Yeşimi yakacak. Geçti. Hadi bismillah. Geçti. Geçti. Yani ne kaldı elimizde? Grena kaldı. Safir kaldı. Yeşim kaldı. Bir tane de yakut kaldı. Bunlar geçti. Şimdi geldik şunlara. Baktık. Düz duvar sayılır. Bu da yani düz duvar sayılır. Bundan geçiremedik. Bundan da geçiremedik. Yeşime geldik. Yani akılmaz bu. Hep absorbe genelde. Bu da yani işte boş efsun gibi bir şey. Büyülü saldırı değeri, beceri hasarı, beceri hasarına koyma. Belki yani şamanlar alır mı diyeceğim de Alastor vesaire kesecek adam da gelip de bunu takmaz. Bir bunların fiyatına bakayım. Şunları üste atacağım. Muhtemelen yakacak zaten de. Hani şöyle şöyle şöyle. Ha, yaktı bak. Kritik delici ok savuşturma. Yani bütün 3 aylık yani farmın hani bildiğin şeyini suyunu falan çıkarttı ya. Yani böyle bir saçma bir oran olamaz ki ya. Bildiğin yani oyun sabote ediyor senin emeğini şeyini ya. İlla para yatır. İlla devamlı para yatır. Şimdi arkadaşlar hepsini hesapladım. Şu anda tüm yani elimde kalanlar antika efsane ıvır zıvır ne var ne yok hani. Bunların hepsini sattığımızda 69 won gibi para getiriyor ve umduğumdan fazla çıktı. Ama işte işin şansa bağlı. Tabii bunun en büyük etkisi kesinlikle şu ikisinin en azından efsanevi ya da şeye geçmesinden alakalı bir şey. Hani yakutumuz patlasaydı muhtemelen o kadar ulaşamazdık. Hani burası böyle Onyx'i basmayıp olduğu gibi mislimat haliyle satsaydık 69 yerine 77 won. Ya da parlağa geçip düz gelseydi 79 won. Yani şeyi parlağa 18 won civarı 18 ve üstü. Şeyde 7.60 7.80 yani 8 won bandında. Hani oradan da onu hesaplayın. Hani bir zararımız aslında basmasak daha karlıydı ama geçseydi de 18 won. Hani 2 won daha fazla almış olacaktık. Yani 69 won yerine 79 won gibi bir para almış olacaktık. Hani durum böyle oldu. Bu kısım böyle. Arkadaşlar şimdi geldik item basmaya. Sadece kuyumcu eşyası var. Bilezik, kolye. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 10, 20, 30, 34 tane art altı cennet bilezik var. Arasında belki bir tane falan olabilir. Şurada artı 7 var. Bir tane kolye. Bir tane buradan bastım. Cennet gözü bilezik 7'ye yandı. Kolye geçti. Şu arkadaki şeyi şurayı da ayrı bir seri yapmak için yer kaplıyordu diye. Yani bir tane baştan fire vermiş olduk. Cennetin gözü bilezikte. Kolye de hepsi geçmiş oldu. Bunların hepsi artı 6'ydı bu arada. Az önce bastım. Dediğim gibi bu yandı. Bu geçti. Şurada da arkadaşlar artı 7'ye ben daha önceden işte birinci köyde bu okey falan kasarken ben bunları burada topluyordum vesaire. İşte kendi yaptığım diğer düşenler müşenler hepsini artı 7'ye kadar kurt posta artına kadar kolay olduğu için hepsini böyle artı 7'de stokluyordum. Bunlar da şeyden kastığım işte okeyde bu Mijunk işte, general vesaire onlardan düşüyor ya. Okey kasarken 20 levellik çarlardan kasmıştım. Şimdi arkadaşlar burada 27 tane basılacak item var. Bunların en kötüsü 1 won. Düzü. Artı, şey, artı 9 altın kolye 1 won. Bunlar da 1.30, 1.40 o civar. 27 yani 54 tane basacağız. Tanesi 7-8M bandında ben 8M'den hesapladım. Yüksekten hesapladım maliyeti. 4 won 32M. Bunları satsam yani 54 tanesini satsam 4 won 32M para gelecek. Yani bizim buradan en kötü 3-4 tane alırsak amorti ediyor. Yani 3 ya da 4 tane alırsak amorti ediyor. Yani hedef burada 5-6. Bakalım ne olacak. Burada da cennetin gözü bileziğin artı 8'i 1 won. Kolyesi ise 60M de var, 80M de var, 1 won da var. Yani bizim seviye biraz az olduğu için hani fiyatlar biraz değişebiliyor. Şeyleri de bu 2 won 55M, 2.50 işte 2.60 o civardaydı. Bu da muhtemelen 3 won bandında olur düzü. Bakalım bu işin sonu da kaç tane şey geçecek. Görüyorsunuz bir tane artı 7'miz var. Cennetin gözü kolye artı 7.
10 tane artı 6'mız var. Yani 11 tane cennetin gözü kolye var. 34 tane de artı 6 cennetin gözü bilezik var. Hepsi artı 6 yokmuş zaten. Burada da 10, 13 tane gümüş kolye artı 7 var. Hepsi artı 7 bunlar. Hepsi artı 7. 4 tane bakır kolye artı 7. Bir tane tahta kolye. 9 tane de altın kolye var. Ben bunların hepsini 8'e atayım. Toplam paramız da 98'e görüyorsunuz. 98'e 650K 17 won. Bakalım basmaya da ne kadar gidecek toplamda. Arkadaşlar hepsini artı 7'ye attık. 34 taneden toplamda 13 tane artı 7'ye geçti. Hiç iyi değil bu arada. Artı 7'yi yanlışlıkla arada bastım. Bir tane farklı artı 7 bastım. Yani toplamda 11 tane vardı. Bir tane artı 7 vardı. 10 taneden bir tane artı 7'ye geçti. Diğerini yanlışlıkla artı 8'e bastım. Durumu görüyorsunuz. Daha bunları basmadım. Şimdi bunların hepsini basacağım. Bakalım kaç tanesi artı 8'e geçecek. Eğer çok geçmesi olmazsa artı 8 halini bunlar artı 8 halinde satarım. Ya çünkü bunlar artı 8'den 4 tane geçirsen 4 won gibi para geliyor. Hiç geçiremezsen hiç gelmeyecek. Bir tane geçirsen artı 9'unda 3 won gibi para gelecek. Bakalım hani son durum ne olacak? Hepsini atacağım. Arkadaşlar o kadar şeyden geçen bir bu bir tek artı 7 var diye o geçti. Burada da görüyorsunuz yerini bile oynatmadım. Bu artı 8 artı 8 artı 8. Şöyle bir başlayalım. İlk bunu atacağım. Yan. Tamam bu da yan. Yani o kadar emek memek bildiğin çöp oldu. Evet buradan da bir şey alamayacağız. Tamam bir tane geldi. 1 won 30 em. Yandı. Bu da yandı. Bu da yandı. Bu da yandı. Evet bunların hepsini de yakacak muhtemelen. Evet izliyoruz. 1 won geldi. 3 won geldi. Evet. 4 won. Yani kendini bile adam akıllı amorti etmedi. 3 won. 1.30'da bu deseniz kendi kendine amorti etmiş oldu. Yani ne anladım ben bu işte. Bu arada şeyi unuttuk. 98 sen yani 1 won bozdurmuştum. O temi de bastım zaten ona cennet gözü kolyeyle. Bileziği bastığımda da tam 1 won vardı. 100 em, 1 em falan vardı. 101 em falan vardı. Toplam para da bu. Maliyet de bu. Yani bir tane şey geçmedi. Şimdi arkadaşlar bizim bir 4 saniye buzlu bir ateş ayakkabımız vardı. Onu ben 30 ona sattım. Zaten bu onun parası. Yani bayağı bir arada işte günlük BK'lar ıvır zıvır çırağın ilhamıdır, karizmasıdır vesaire, Veolizi'dir, Vuzi'dir falan onlara gitti. 10 mona yakın. Arada bir şey aldım mı? Yok almadım. Yani tüm para ona gitti. Çünkü satalı bir 3 hafta oluyor. Her gün neredeyse 50-60 em. Hatta almıyorum çoğu zaman. Veolizi'ler 10 emlere falan çıkmış. Vuzi'ler 5-6 em olmuş normalde. 1,5 emdi. Veolizi'ler de 4 emdi. Çok arttığı için. Onları zaten anlıyorum. Zaten görüyorsunuz. Şimdi bir tane 14 Vona artı 6 bir tane kritikli kritikon yine epeyli bir saldırı değeri 15 de varmış. İşimize de yarar en azından. 15 Vona şey varmış. Bunda da 2 saniye uzun gücü al varmış ama bunlar çok değerli değil. 18 bunları geçelim. Hatta ekranı ben size vereyim. Ekranı. Şöyle. Şu 14 vana 400 HP, 1400 HP, 15 saldırı değeri kritik onluyor. Alalım. Yavaşlatma da aslında yani kesebildiğiniz slotlarda yavaşlatmak kötü. Yani geç kestiriyor. Slot geç geldiği için. Ama yani yarar işimize ya. Gerekirse ileride satarız. Arkadaşlar şöyle alıyorum. Kritik 10, 1000 HP, 400 HP, saldırı değeri 15, 14 won tamamdır. Bir tane titan dioksit var aslında. Bunu basmayı denesek mi bilmiyorum ama. Eğer alt seviyeleri kolay basılıyorsa artı 6'ya kadar bir deneyeceğim. Eğer bir tane parşömenle falan deneyeceğim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben de bir tane büyü hatta 3 tane büyülü demir maden vardı. Yani 7'ye geçerse belki 8'e deneriz de. Bunu bir kutsamayla herhalde şey yapıyorduk bunu. Bayağıdır yapmaya unutmuşuz. Bakalım olacak mı? Evet oldu. Ejderha parşömeni oldu. Mitril 4 tane istiyor. Bir tane de titan dioksit. Ta bunu 10 emlere falan düşmüştü ya. O zaman almıştım.
Bakalım buna nasipmiş. Yani ben geçeceğini pek ümitli değilim ama yani geçeceğini pek ümitli değilim ama yani şansı da diyor çare ama bakalım geçmezse tekrar alt altıya bırakır. Şey yaparız. Aa, vallahi beni bildiğin döt etti yani. Beni bildiğin döt etti. Yani 8'e denesek mi bilmiyorum ama 8'e denesem mi ya? Neyse arkadaşlar deneyelim ya. Gittiği yere kadar artık. Arkadaşlar aldım geldim iki tanesini de. Şöyle hatta ikisini de üreteyim. Zaten başka bir büyülü demir madem başka bir işe yaramıyor. Şöyle 4 mitril bir akik istiyor. Yani geçme şansı biraz düşük ama %10'luk bir artış sağlıyor ama hani az önceki gibi beni bir düet etse diyeceğim ama biraz zor. Haydi bismillah. Biliyorum abi. Kandiyoksit. Hiç denemeye gerek yok. Arkadaşlar artı altıda kalsın. Denemeyecek. Ama ne olsun. Şansımız denemiş olduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar geldik element mevzusuna. Son olarak bunu da yapıp artık bunu da zehir kılıcına da element atıp videoyu da kapatacağız. Biraz uzun oldu galiba. Şimdi arkadaşlar ben bir tane video çektim. Element lonca rehberi tarzında dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yeni başlayan arkadaşların da işine yarar diye umarım beğenirsiniz. Onu da atmış olacağım. Hani onun için tüm element mevzusunu bu videoya atmadım. Bu da sadece zehri atacağız elementi. Sadece başarılı olduğunu göstereceğim. Çünkü çok başarısız oluyor. Yani gereksiz sizi de yormasın. Şimdi ben bunu da daha önceden attığım için o videoda 900 küsürdü. 280'lerde falan oldu. Üzerinden de birkaç gün falan geçtiği için bunu tekrardan tamamlamış olduk. Şimdi ben yan çarlardan atacağım. Üçerli üçerli falan. Şimdi element NPC'sine gidelim. Orada bir atalım bakalım. Bu 57 or zehrimize kaç buz gelecek. Şimdi arkadaşlar geldik. Madalya korucusunun yanına benim pazar çarı. Aslında pazar çarım bu değil. Bunda kaşmir paket vardı. Ninja'nın yan çarı bu. Ondan dolayı bunu aldık. Şuradan buzun yazısını alalım. Şöyle 1, 2, 3. Şunu kapatalım. Şunu şey yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Zaten burayı göreceksiniz. İlkini göreceksiniz. Sonra diğerlerinde de başarılarını göreceksiniz. Bu başarılı da başarısız olsa da bunu göreceksiniz. 3'e mi istiyor? Biraz da satış olmuş bu arada. Hadi bakalım Bismillah. Başarısız dedi. Bundan sonra başarılı olanları göreceksiniz. Bir daha deniyoruz. Hadi başarılı ol. Evet arkadaşlar ilk başarımızı dedi. Hemen üstüne atmış oldum bu arada. Şimdi bakalım kaç geldi. Oo buzun gücü 4 geldi. STR ama artı 2 geldi. Arkadaşlar geldik şimdi yan çara. Bilerek iki tane aldım ki iki tanesi geçerse bunun gerçi süresi yok durabiliyor herhalde ama böyle aldık. İlkini deniyoruz. Hadi bismillah. Geçti. Çok güzel. Umarım 4'ten aşağı gelmez. 2 geldi. Hemen birlikte şunu da atalım. Başarılı dedi. Hepsini tek de bitirmiş olduk. Hadi bir 4 gelsin en azından 10 küsürü görelim ya. 2 daha geldi. 8. Yani şu anlık yani bize yeter. Hani hiç yoktan iyidir. 12'de STR'miz gelmiş. Arkadaşlar şimdi bunu da halletmiş olduk. Artı 3'e bastık. Artı 12 STR geldi. Artı 8'de buzun gücü oranı geldi. Yani daha iyi olabilirdi ama 5'in altında olmamasına ona da sevindim. Çünkü biraz bu şans işi bu elementte biraz zor bir şey. Hani öyle olacak olsa herkes de zaten 15 üstü olur. Onu fark ettim. Yani silmeyi boşuna koymamışlar. Demek istiyor ki yani loncayı kas. İşte element haline getir. 24 seviye falan yap. Sil. İşte oradan onur madalyası kas. Onu boşuna koymamışlar. Yani bunu oradan anlayabilirsiniz. Yani en azından 8 geldi. İşimize yarar. Şöyle de elimize taktığımızda böyle güzel güzel de parlıyor. En mantıklısı buzdu arkadaşlar. Baktım. Hani biz şimdi bu şeyle gidip de meleği kesemeyiz. Hani kesilir ama hani çok ihtiyaç olursa ileride dönüştürür. Sen yani devamlı meleği keseceksek ama genelde Nijel yapıyorlar ya çoğu şeyi. Ama çoğu boss hani büyülü silahla keseceğin bossların çoğu da buz olduğu için
Ya da benim arkadaşım zaten bu zehir. Hani o girmediğinde ben alıyorum. O giriyor, o alıyor falan filan hani. En azından o da sağlıkçı olduğu için onun da işine buz yarayacak. Hani bunu böyle yapmış olduk. Yani iyi oldu. Bundan sonra da artık bakalım hani element atmaya çalışırız. Bizim CV'de online oyuncu az olduğu için biraz atmak zor. Bir de sarı bayraklı olduğum için iyice zor. Bakalım belki yayın bahanesiyle falan hani oradan işte yayıncılığında güvenilirliğiyle atmaya çalışırız. Oradan da bir getiri sağlarız. Neyse arkadaşlar bu video bayağı uzun oldu galiba. Gereksiz de konuşmalar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.